Evet efendim. Nefiha Öğüt Hanım vardı. Evet. İkiniz de tanırsınız. Evet. Tabii, tabii. Çok kıymetli dersi. Bir çok hocamızdı. İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü. Bütün olgunlaşmaların piri, değil her şeyi. Siz onunla çalışabildiniz mi İstanbul'da? Tabii. Niyet etmişsiniz ama mümkün maalesef olmadı. Ben geldiğimde onu da almışlardı görevden. Biz Refik Hanım'la, ben kendimi bir nebze oğlu da addederim, birlikte Avrupa seyahatleri, Amerika seyahati yaptık. Ya. Ve sizin işinizle alakalı bir sebeple. Tabii defilelerimizi götürdünüz. Oraya sergiler ve defileler götürdük. Türk giyimi, Türk obrodriler, işlemeler tabii, ve kıyametler tabii, koptu. Tabii, çok tabii. Beğenildi o zaman. Tabii. Allah rahmet eylesin. Çok başarılı bir çalışan hanımdı. Evet. Harikaydı. İş başında değil mi? Evet. Harikaydı. Müthişmiş. Ve bir projeyle gelmişti. Evet. Ama Milli Eğitim maalesef onu anlamadı. Değil mi? Dedi ki bir sipariş atölyesi sadece ihraç metali olsun. Evet. Ama evet. Yapamadık. Efendim, Aliye Hanım öğretmenlikten hep ötelerde ben görüyorum. Ondan sonra siyasetten sonra 57'de olmuyor. Genel müdür oldum. Ondan sonra genel müdür, müsteşar muavini, talim terbiye kurulu üyesi. Ve çok okul. Parlak, başarılı bir meslek hayatı. Paşayı ne zaman kaybettiniz? 76'da. Evet. Sizin çocuğunuz var mı Paşa'yla? Benim çocuğum yok ama Paşa'nın oğulları var. Çok güzel oğlanlar. Kaç oğlu var? 3 tane oğlu var ve çok güzel yetişiyor. Ben taş atıp kolum yorulmadan 3 delikanlı, 3 güzel gelin, torunlar. Fevkalade. O Allah bağışlasın. Hakikaten fevkalade. Çok keyiflerli. Büyük anne misiniz aynı zamanda? Anne, babaanne diyorlar babaanne bana. Diyorlar. Hepsi babaanne. Oh ne güzel. Ya çok iyi bir babaanneyim. Öyle güzel. Müjgan Hanım efendim. Evet efendim. Ben biliyorum ki yani bu hayatı biraz uzun geçtik. Çünkü siz de 4-5 sene faslayla bu çizgiyi adeta adım izinden gider gibi peş peşe gelmişsiniz. Aynen bu öyle efendim. Aynen mi? Öyle. Evet. Bizim Aliye Coşkun Hanımefendi'yle çok yakın bir meslek hayatımız müthiş var. Şey. Öğrencilik yıllarımızda beraber geçmiştir. Ben İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde iken, küçük sınıfta iken Sayın Hocam aynı bina içerisinde Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na İzmir'den gelmişlerdi. Ve biz yemekhanede, yatakhanede, bütün eğitim faaliyetlerinde beraberdik. Yani talebe arkadaşlığınız da var, öğrenci. Evet, evet tabii, bizim tabii. Ablamızdır. Evet, ilk defa İsmet Paşa Kız Enstitüsü'de ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda talebe teşkilatı o günkü deyimiyle kurulduğu zaman Sayın Coşkun talebe teşkilatı başkanı oldular Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nun. Ben de Kız Enstitüsü'nün talebe teşkilatı başkanı oldum ve kendilerinin yardımcısıydım, muaviniydim, asistanıydım. Aa, ne güzel. Hep böyle çizgisi. Böyle evet, bir hayat çizgisi, meslek hayatında, öğrencilik hayatında çok gerilere dayanan, çok güzel bir beraberliğimiz ben var. Ben size bir küçük not ilave edeyim mi? Evet efendim. Ben Aliye Hanımefendi ile konuştum, lütfen benim programıma katılır mısınız diye. Bunu biraz geciktirelim dedi. Müjgan evet. Hanım burada değil, gelsin biz gene beraber gelelim. Evet çok efendim. Çok keyifli. Benim de var okul arkadaşlarım. Çok evet. Keyifli bir iştir daima. Çok güzel beraberliklerimiz güzel. Olmuştur. Çok güzel faaliyetlerimiz olmuştur. Ben size de soracağım. Lütfen bu okullara, öğretmenliğe gelene kadar siz nerelisiniz? Evet efendim. Nasıl bir ailenin çocuğusunuz? Lütfen. Evet efendim. Efendim ben Silifke doğumluyum. Hı-hı. Silifke İçel vilayetinin bir küçük kazasıdır ama şirin bir kazadır. Akdeniz kıyısında. Ve ilk tahsilimi ben orada bitirdim. Cumhuriyet İlkokulu'nda ilk öğrenimi aldım. Ortaokulda vardı ilçemizde. Fakat beni ortaokul yerine, orada ortaokul yerine 12 yaşındayken, henüz 11 yaşımı bitirmiştim. Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü'ne göndermeyi ailem tercih etti. Annem bir öğretmendi. Dedem Maarif müdürüydü, annemin babası Maarif müdürüydü. Siz soydan eğitimcisiniz. Evet, evet efendim, biraz evet. Öyle. Soydan eğitim. Teyzem, kardeşim, kız kardeşim. Biz ailenin öğretmen üyeleriyiz ve bundan da onur duyuyoruz. Tabii haklısınız. Efendim babam tüccardı ama aydın fikirli bir insandı. O da zamanında tıbbiyenin ikinci sınıfına kadar okumuş ama işte Dünya Harbi sırasında, tabii. Birinci Dünya Harbi sırasında cephelere gitmiş. Döndükten sonra da tahsiline devam edememiş.
ve ticaretle meşgul olmuş. Peki 12 yaşında sizi kıydılar mı? Kıydılar okula? Efendim, kıydılar. Doğru o geldi. O zamanlarda düşününüz, iletişim ve ulaşım bugünkü gibi değildi. İyi. Haberleşme işi, telefonlar yok, mektuplarla, telgraflarla haberleşebiliyorsunuz. Tabii. Ve ulaşım da bugünkü gibi çok süratli değildi. Ama ailem aydın fikirli bir aileydi. Ve her şeye rağmen beni İsmet Paşa Kız Enstitüsü'ne göndermeyi yeğlediler. O sıralarda Ankara büyük bir heyecan merkeziydi. Düşündünüz, ben 36-37 yılında İsmet Paşa Kız Enstitüsü'ne geldim. 1936-37 yılında. O zamanlar Ankara tam bir sanat merkezi diyebilirim. Yeni yeni hareketler, konservatuvar açılmış. Devlet tiyatroları, devlet operası. Yeni sahneler sahneler yaratıyorlar falan. Ve temiz, fevkalade mazbut, kibar, kültürel bir başşehirdi. Öyle. Başkentte. Ve Ankara'ya gelmek benim için çok büyük bir aşamaydı. Hele de İsmet Paşa Kız Enstitüsü gibi son derece modern, son derece ayrıcalığı olan bir okulda okumak hakikaten büyük bir şanstı. O okul, evet, herkes hep methedile gelmiş bir, evet, okul. İsmet Paşa adı. Evet efendim. Ben de size, sizinle bir yani benimki teknik okul değildi ama ben de İsmet Paşa Okulu'nda okudum Ankara'da, evet, ama İsmet Paşa İlkokulu'ydu. Kalenin hemen önünde. Evet, evet efendim. Peki siz sonra zannediyorum ki 44-45 yılında sizin öğretmenlik, evet efendim, hayatınız, mezun oldum. Kız Teknik başlıyor. Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Sonra 10 yıl kadar sonra gene Ankara'dasınız ve, evet, Alihan'la berabersiniz. Evet efendim. Buluşma, evet, o buluşma. Efendim. Tekrar buluşma, o buluşma. Yanlış, evet, mı biliyorum? Yalnız öğrenmek istediğim bir şey var. Ehemmiyetle ve bütün öğretmenlik hayatınız yanında sizin Almanya'da bir yaptığınız uzmanlık çalışması var. Evet efendim. Onun Türkiye için çok önemli bir şey olduğu, tabii, bir, evet, kavram olduğunu zannediyorum. Evet. Biraz o konuda bize aydınlatır mısınız, evet, lütfen? Efendim ben şuradan başlayayım bu konuya. Benim annem Cumhuriyet'in ilk yıllarında seferberlik haline gelen okuma yazma eğitiminde, halk evlerinde, Türk ocaklarında, millet mekteplerinde yetişkin kadın ve kızlara okuma yazma eğitimi veriyordu. Ve ben çocukluğumu o heyecanın içerisinde geçirdim. O ortamda geçirdim. Hatırlıyorum, annem sıcak bir muhittir bizim, benim doğum yerim. Yazları yaylalara çıkılır. Yaylada gaz lambasının ışığı altında evvela babaannem, halalarım, konu komşu dahil olmak üzere bir gruba çalı kuşunu, dudaktan kalbeyi, evet, ve buna benzer o zamanın çok şeyde olan, revaçta olan romanlarını okurdu. Ne yapardı? Yaban. Kıraat eder. Kıraat eder. Evet efendim. Evet, evet efendim. Çok duygulanırlardı dinleyenler. Ve ben de küçük yaşımda uykum gelmesine rağmen o şeyi takip edebilmek için kendimi çimdiklediğimi hatırlıyorum, uykumu açmak için. Ve bu, böyle bir ortam içerisinde yetişmiştim. Sonra 10 yıl sizin de buyurduğunuz gibi kız enstitülerinde idarecilik, okul idareciliği müdürlük ve öğretmenlik yaptım. 10 yıldan sonra beni Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'na aldılar şube müdürü olarak. Ve çok iyi bir tesadüf, köy kadınları gezici kurslarını bana bağladılar, yaygın eğitim. Evet. Şube müdürüydüm ve bu benim son derece ilgimi çekiyordu. Çünkü izin verirseniz biraz, evet, daha geriye gideyim. Büyük Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı tamamladıktan ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra artık hedefi reformları ve inkılapları gerçekleştirmekti. Bunun için de eğitimin çok büyük bir araç olduğuna inanıyordu. Eğitim verilmesi lazım geldiğine inanıyordu. Ve özellikle kadınların eğitimine önem vermeyi düşünüyordu. Ve Atatürk reformlarını ve inkılaplarını yaparken bana göre iki kaynağa çok güvenmişti. Birisi kadınlar, birisi öğretmenler. Çünkü Türk kadınının zekasına, yeteneklerine, üstün yeteneklerine ve üstün karakterine güveniyordu. Bunu da en son Kurtuluş Savaşı'nda çok yakından yaşamıştı. Şimdi tabii Medeni Kanun Türk kadınına büyük haklar getirdi. Kadının bu hakları kullanabilmesi için eğitilmesi lazımdı. Osmanlı döneminde kadın eğitimine çok büyük bir yer verildiği söylenemez. Organize bir kadın eğitimi müessesesi yoktu diyebilirim.
Şimdi kadınlarımız, bu imkanı olan kadınlarımız bu eğitimi özel hocalardan müzik dersleriyle, efendim nakış dersleriyle, lisan dersleriyle falan alıyorlar. Halit Ziya romanları. Evet. Onu da evet, saray erkanı. Evet. Evet, ama onun dışında geniş bir kitle zamanında, yani öğrenim çağı içerisinde bir okula gitmeyi, eğitim almayı maalesef o fırsatı doğru bulamamışlardı. Şimdi kadınların eğitilmesi lazımdı bu hakları kullanabilmeleri için. Ve Atatürk bunun için çok güzel bir sistem bulmuştu ki yetişkin eğitimi dediğimiz, yaygın eğitim, halk eğitimi dediğimiz bu sistem, örgün eğitimin yanında hemen her ülkede çok geçerli olan bir eğitim sistemidir. Özellikle bizim ülkemizde çok geçerli bir sistemdir. Şimdi ben köy kadınları gizlici kursları şube müdürü olduğum zaman... O gizlici kurslar bugün de devam ediyor. Hayır efendim, evet, maalesef devam ediyor. Ben o uygulamayı biliyorum. Onun sıkıntısı. Maalesef devam etmiyor. Çünkü... Kadın eğitimi, böyle yetişkin eğitimi konusunda halk evlerinde ve şeylerde kurslar halinde verilirken, Atatürk bir taraftan da örgün eğitim müesseselerini kurmaya çalıştı. Çünkü bir hedefi vardı Atatürk'ün. Uygar bir toplum, çağdaş bir toplum yaratmak istiyordu. Çağdaş toplumu da kadınlar yaratacaktı, uygar tabii, toplumu. Tabii. Bunun için bir taraftan örgün eğitim müesseseleri kurarken, İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nden başlamak suretiyle, bir taraftan da yaygın eğitim müesseseleri, akşam kız sanat okulları. Gezici bunlar kadın 38'den kursları. Önce midir daha? Efendim şöyle söyleyebilirim. Yani yalnız Atatürk'e mi mal etmek hayır, lazım? Hayır, konsepsiyon bu. Hayır, çok hayır, benimsenmiş hayır, bir hayır, kavram. Tarihsel geçmişine bakacak evet, olursak 1865'te Rusçuk'ta Mithat Paşa kız sanayi mekteplerini kurmuş. Öksüz kızların bir taraftan bir meslek öğrenmeleri, dikiş nakış gibi el becerilerini öğrenmeleri, hayatlarını kazanabilecekleri bir bilgiye, bir beceriye sahip olmaları için daha 1865'te Rusçuk'ta başlamış bu şey faaliyet. Sonra İstanbul'da Yeditepe'de 1879'da başlamış. Ondan sonra da Selçuk'ta Üsküdar'da, ve Üsküdar'da, evet, İstanbul'da Selçuk ve Üsküdar'da kız sanayi mektepleri açılmış. Ama Cumhuriyet döneminde 1928'de İsmet Paşa Kız Enstitüsü açılmış. Evet, lider mektep o değil mi? Evet, lider o. Evet, ondan sonra İsmet Paşa Kız Enstitüsü açıldıktan sonra bir yıl sonra Selçuk ve Üsküdar'daki sanayi mektebi, kız sanayi mektebi kız enstitüsü haline gelmiş. Sonra da süratle illere yayılmaya başlamış, evet, kız enstitüleri. Evet. Ama kız enstitülerinin gidemediği yerlerde yetişkin kadınlara, zamanında eğitim fırsatını kaçırmış hanımlara pratik akşam kız sanat okulları, evet, ihdas edilmiş. Anneler hiç yaş şeysi sınırı olmadan, bir eğitim düzeyi aranmadan her isteyen kadın bu akşam kız sanat okullarına devam etmiş. Oralarda bu nakış dikiş dışında da bir şeyler kazanıyor. Evet efendim. Değil mi? Evet efendim. Değil mi? Evet. Oralarda nakışın dikişin dışında bir yaşam bilgisi, medeni yaşam, uygar, evet, yaşam bilgisi veriliyordu. Evet. Mahalli düşünün, sanatlar. O zamanlar yerlerde aynı tabaktan yemek yeniliyordu. Yer sofralarında. Evet, evela, bir tarz, bir üslup. Evet, tabii, evet, bir alışkanlık. Tabii, o tabii, tarz değişti. Evet. Yerden kalktı, masalar kuruldu. Ya. Herkes ayrı ayrı tabaklardan yemeye başladı. Karyolalar girdi. Durun, çok can alıcı yerine geldi. Sözünüzü keseyim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir küçük reklam arası için. Siz zaten aldınız Müjgan Hanım'dan hop diye asıl meselelerin içine bizi götürdünüz ve çok iyi ettiniz. Şimdi devam etmek üzere bir küçük ara daha verelim. Evet.